Çok değerli basın mensupları, kıymetli dostlar. Öncelikle Badiye Cadde Dükkanları çalışmamızın bu sizlerle buluşma programına hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi icabet ettiniz. Teşekkür ediyorum. Tabii söze başlamadan evvel dünkü Elim terör saldırısında hayatını kaybeden değerli insanların taziye dileklerini de burada yönetim kurulumuz adına paylaşmak istiyorum. Her ne kadar hayatını kaybedenler turist olarak ifade edilse de biliyorsunuz terörün ulusu milleti olmaz. Yerli yabancı bütün kaybedilen canlar için burada taziyelerimizi paylaşmak istiyorum. Tabii dünkü bu olaydan sonra haber aldığımızda acaba toplantımızı ertelesek mi diye bir görüşler geldi ama biliyorsunuz terörün asli amacı toplumsal bir infial oluşturmak, moral bozmak, toplumu içeriden çökertmeye yöneliktir. Hakikaten buna mal vermemek adına biz bugün programımızı gerçekleştirmek istedik ki sizlerin de bugün buradaki teşvikleri hakikaten bizlerin böyle zamanlarda daha da bir arada olmamız gerektiğine hakikaten işaret ediyor. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Efendim, ismim Faruk Atbal, ben Fuzur Grubu yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda ikinci nesil, ikinci kuşağında temsilcisiyim diyeyim. Aynı zamanda bugünkü programın da moderatörlüğünü üstleniyorum. Tabii Başakşehir bugünkü gündemimiz ve Vadi Yaka'nın projemizin cadde dükkanları. Hatırlarsanız 4 ay önce sizlerle yine bir araya gelmiştik. Vadi Yaka projemizin lansmanını gerçekleştirmiştik. Şimdi de cadde dükkanlarımızı konuşacağız. Tabii Başakşehir son 20 yılda hakikaten büyük bir gelişme kat etti. Belki de İstanbul'un en düzenli ve en istikrarlı büyüyen semti hangisidir diye konuşsak, sizlere sorsak muhtemelen birçoğunuz önce Başakşehir cevabını verecektir. Tabii Fuzul yapı olarak bizler de 4000'in üzerinde konut ürettik bu zamana kadar. 400'ün üzerinde ticari üniteyle çalışmalarımızı devam ediyoruz. Başakşehir'in büyümesinde şüphesiz Fuzul yapının büyük emeği vardır. Fuzul yapının büyümesine de şüphesiz Başakşehir'in de mutlaka çok katkısı vardır. Bu vesileyle bugünkü organizasyonda bizlerle beraber olduğunuz için ben tekrardan teşekkür ediyorum. Ve Vadi Yaka Cadde Dükkanları reklam filmimizi izlemek üzere izninizi istiyorum. Buyurun, reklam filmimizi izleyelim. Başakşehir'in tam merkezinde Vadi Yaka Cadde Dükkanları satışa çıkıyor. Her gün binlerce aracın geçtiği Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksi ve Başakşehir metrosunun yanında 1 milyon nüfuslu Yenişehir'e giden ana cadde üzerinde. Başakşehir'in yeni iş ve yaşam merkezi Vadi Yaka Cadde Dükkanları 199 bin liradan başlayan fiyatlar ve alternatif taksit seçenekleriyle 24 Ocak saat 14'te açık arttırma usulüyle satışa sunulacaktır. Vadi Yaka Cadde Dükkanları 444-0156. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda değerli amcam Sayın Eyüp Akbal Bey'e veriyorum. Buyurun Eyüp. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Bize ayrı sabahlar diliyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Vadi Yaka Cadde'nin basın lansmanına hoş geldiniz diyorum. Bugün tabii ki Faruk Bey bahsetti. Dünkü vahim terör saldırısı ülkemizin ekonomisini hedef almıştır. Ama buna rağmen Türkiye güçlü bir ülkedir. Hiçbir şekilde buna prim vermeyecektir. Bu vesileyle ben ülkemize başsağlığı diliyorum. Ve bugün aramızda projesi gerçekleştirdiğimiz Vadi Yaka Cadde Dükkanları'nın satışıyla ilgili işbirliği yaptığımız Eski CİHEK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dikran Beyler de aramızdalar ve ekibiyle beraber. Yani hoş geldin diyorum. Evet. Malumuz 2015'i geride bıraktık. Ben sizlere şöyle kısaca bir 2015 ufuk turu yapmak istiyorum. Hem bu sektörün gelişimi hem de Başakşehir özelinde ve Fuzul genelinde neler yaptığımızı sizlere kısaca bir paylaşayım ben. Bundan yaklaşık olarak 4 ay önce sizlerle tekrar beraberdik. Bir Vadi Yaka'nın lansmanı gerçekleştirmiştik. Aradan 4 ay geçti. 2015 yılı inişli çıkışlı bir süreç yaşamamıza rağmen 2 tane seçim yaşadık. Buna rağmen hem gayrimenkul ve inşaat sektöründe yatırımlar durmadı. Kısa aralıklarla kesintiler olsa bile özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra gelen satışlar, yabancıların ve yerlilerin
tekrar sektöre olan ilgileri geçen yılı beklenen üzerinde bir satışla kapattı. Bu da hepimizi sevindirdi. Bu da şunu gösteriyor, 2016 yılında da beklentiler bu noktada. Yani biz bu dönem 2016 yılında iki katı kadar bir satış bekliyoruz. Grup olarak da biz buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabii Türkiye büyüyen bir ülke, her yıl nüfusuna %1 oranında bir katma sağlıyor. Bu da artan konut ihtiyacını meydana getiriyor. Bu vesileyle bizler de bu çalışmalarımızda gayrimenkul sektörü, inşaat sektörünü hala Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak önümüzdeki yıllarda bu varlığı sürdüreceğine inanıyoruz. Tabii bütün bunlarla konuşurken özellikle Başakşehir özeline biraz gelmek istersek, malumuz Fuzul Grup ağırlıklı olarak Başakşehir merkez üssü seçti desek yanılmış olmayız. Çünkü ilk çıkış noktamız Başakşehir'di. O günden bugüne Başakşehir üzerinde ne kadar doğru ve isabetli bir karar aldığımızı herkes yakinen gördü. Zira malumuz Başakşehir'e şöyle bir göz attığımızda mega projelerin kesişim noktası. Özellikle kamunun yapacağı yatırımlar ve devam ede gelen yatırımlara, özel sektörün yatırımlarıyla Başakşehir bugün yükselen bir yıldız noktasında. Önümüzdeki dönem için hem özel sektörün hem de kamunun yatırımlarıyla yaklaşık olarak 120 milyar dolarlık bir yatırım alanı. Evet. Ciddi bir rakam bu. İyi bir çalışma alanı. Bu vesileyle biz de bu bölgedeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi tabii ki Başakşehir'de ilk olarak yeni kurulan bir şehir olması sebebiyle, ilçe olması sebebiyle hep konut üzerinde ağırlaştı. Ama artan nüfus 400 bin ve yaklaşık olarak da önümüzdeki dönemlerde hesaplarımıza göre bu mega projelerin de faaliyete girmesiyle 1 milyona yakın bir nüfus olacak. Bu da birçok Anadolu şehrinde daha büyük bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkacak. Metrekarelere baktığınız zaman da gelişim olarak 2000'li yıllarda, malum 96'da başladı Başakşehir'in serüveni. 2000'li yıllarda 500 lira civarındaydı metrekareler. Bugün 4600 ile 6000 bandına dayanmış durumda. Hem yatırım açısından hem de oturma açısından yatırımcıların büyük bir gözdesi oldu. Son dönemlerde bu bölgede özellikle yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi oldu. Sürekli projeler geliştirildi. İlk özel firma olmamız hasebiyle gelişim süreci çok yakinen biz takip ettik Başakşehir'i. Ve malumunuz ticari olarak da bugün ticari konuştuğumuz bugün basın toplantımızda ilk ticari projeyi de biz gerçekleştirdik. Olimpa Alışveriş Merkezi bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi ve buluşma noktası oldu. Bu bir hayaldi aslında. Özellikle sürekli konutlaşmanın olduğu bir yerde insanlar ticaret nasıl olacak diyorlardı. Şimdi Başakşehir Olimpa Alışveriş Merkezi'nin 5. yılını tamamladı. Bugüne kadar da gördüğümüz ve elde ettiğimiz, izlediğimiz sonuçlara göre başarılı bir şekilde varlığını sürdürmekte. Buna birlikte bizim konut projelerimizin %10'una tekabül eden ticari ünitelerimiz söz konusu. Bugün de bu Vadiyaka projemizle de ticari ünitelerimizi sizlerle paylaşıyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yatırım değeri yüksek olacak, onu bekliyoruz. Zira bahsetmiş olduğum mega projelerin, yani kısaca bunları sizler de biliyorsunuz ama ben hatırlatmakta fayda görüyorum. Şehir hastanesi var. Bizim projemizin en yakın lokasyonuna, en yakın yerde 700 metre mesafede. Bu mesafede 3700 yataklı bir hastane projesini düşündüğünüzde on binlerce insanın giriş çıkış yapacağı bir bölge olacak. Dolayısıyla hem burada beyaz yakalıların da yatırım amacıyla hem oturum amacıyla bölgeye ilgileri olacak. Bunun yanı sıra tabii ki 3. Havalimanı'nın bölgenin sınırları içerisinde de olması, Arnavutköy, Başakşehir bölgesi ortak alanda olması sebebiyle yıllık 150 milyon yolcu transferini göz önüne aldığınızda
ciddi anlamda bölge trafiğinin oldukça, insan trafiğinin oldukça canlı olacağı gözler önünde. Uzak tutmamak lazım. Bu açıdan bugün için yapılan bütün bu ticari yatırımların yarın için büyük bir değer taşıyacağını da burada ifade etmek istiyorum. Bizim daha önceki basın basmalarında da izah ettiğim gibi sürekli olarak bu bölge üzerinde yoğunlaşmamız söz konusu. Ben sizlere yeni bir haberi daha paylaşmak istiyorum. 2016 senesinde yatırımlarımız devam edecek demiştik. Bunlar içerisinde bizim geçen ay Başakşehir'in ihalesi vardı. Bir konsorsiyumla proje, büyük bir proje, yaklaşık olarak 200 bin üzerinde metrekare inşa edeceğimiz bir ihale aldık. Bunu da önümüzdeki 2016, yani bu yılın Eylül ayında hazırlıklarını tamamlayıp sizlerle tekrar paylaşacağız. 1 milyarın üzerinde bugüne kadar yatırım gerçekleşti. Bu yatırımı da aldığımız ihaleyle birlikte 1 milyar 42 milyonluk ciro bedeliyle bu yatırım devam edecek. Bizim önümüzdeki yıllarla ilgili olarak hedeflediğimiz bölgede 4 milyarlık bir yatırım daha planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bunu da sizlerle paylaşacağız. Bu vesileyle ben sözü daha fazla uzatmadan tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu projenin de hem bölgemize hem de insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantının düzenlenmesine emeği geçen tüm arkadaşlara ben burada teşekkür ediyorum. Sayın İkram Bey'e tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Hepinize saygılar sunuyorum. Eyüp Akbağ Bey'e değerli verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii önemli notlar aldım kendisinin söylediklerinden. Öncelikle hoşuma giden bir ifadesi oldu. Başakşehir merkez üssümüz ifadesi. Hakikaten az önce de belirttiğimiz gibi Başakşehir'in büyümesinde Fuzuli Yapı'nın ciddi katkıları olmuştur. Sözünde doğrular nitelikte. Hakeza Başakşehir bölgesinin 1 milyonluk bir nüfusa ulaşacağını belirttiler. Fiyatların 500 liralardan 4500-6000 bandına artık oturduğunu görüyoruz ki bu da malumunuz Başakşehir son açıklanan endeksle beraber İstanbul'un en çok yatırım değeri oluşturan birinci bölge seçildi ki %33'lük bir rakam söz konusuydu. İstanbul'un ortalaması hatırlayacağınız üzere %12 olarak ifade edilmişti. İlk ticari projeyi Olimpo Alışveriş Merkezi'ni yine Fuzuli Yapı gerçekleştirdi. Önemli bir nokta 2016 büyüme yılımız olacak dedik. 2016'da inşallah atılımlarımız devam edecek. Yeni bir projenin bütçesini verdi. 1 milyar liralık bir yatırım değeri olan bir projeydi inşallah. 2016 yılı içerisinde başlıyoruz ve totalde 4 milyar liralık bir yatırım planlıyoruz bölgede. Ki bu da önemli bir notumuz. Şimdi sözü Fuzuli Yapı Pazarlama Müdürü Sayın Ümit Bozkurt Bey'e veriyoruz. Ümit Bey buyurun lütfen. Teşekkür ederim Faruk Bey. Değerli basın mensupları, değerli konukları hepiniz hoş geldiniz. Vadiyaka bildiğiniz gibi modern konut anlayışı, sosyal imkanları ve oldukça merkezi konumdaki lokasyonuyla Başakşehir'in öne çıkan projelerinin başında geliyor. 361 konutun %52'sini kısa bir sürede sattık ve bu satış gerçekleşti. Konut satışlarımız devam ediyor. Bu süreçte özellikle daha ileri bir tarihe bıraktığımız ticari ünitelerimizin satışını alanında son derece uzman olan Eskici markası ile açık arttırma usulü ihale ile gerçekleştireceğiz. 24 Ocak Pazar günü yapılacak olan açık arttırmada bir tanesi market olmak üzere toplam 50 adet bağımsız ticari ünitenin satışı gerçekleşecek. Market alanımız 1430 metrekareden oluşmakta. Diğer ticari ünitelerimizde 78 metrekare ile 306 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahiptir. Yatırımcılara kurulacak olan işletmenin ihtiyacına cevap verecek şekilde farklı alternatifler sunuyoruz bu dükkanlarla. 199 bin TL'den başlayan
fiyat taban fiyatlarla satışa çıkacak olan ticari ünitelerimizin önceki projelerimizde olduğu gibi herkese kazanç getireceğine inanıyoruz. Sizlere önceki projelerimizden çok kısa iki örnek verirsek, Arriva, Kent Arriva sitesi hemen şu an sunumu yapılan Vadiyaka Başakşehir Cadde dükkanlarının yanı arasından bir 8 metrelik yol geçiyor. Yanındaki proje, biz burayı 2012 yılında sattık, bu dükkanları 2013 yılında da hayata geçti, çalışıyor. O dönem itibariyle metrekaresi 7-8 bin TL bandında satıldı bu dükkanların. Şu an 20-22 bin lira bandında ikinci elde talep görüyor. Yani yaklaşık %200 gibi bir artış gerçekleşmiş. Olimpa Park projemiz, diğer bir ikinci ticari üniteleri sattığımız, hemen Olimpa AVM'nin yanı başında. Burayı da 2014 yılında biz satışını gerçekleştirdik ve bu 2015 yılının son ayı, yani geçen ay teslimatlar yapıldı. Şu an dükkanların dekorasyon çalışmaları yapılıyor ve bir aya kadar hepsi inşallah çalışmaya başlayacak. Biz o dönemde 10 bin lira metrekaresini 10 bin liradan sattığımız dükkanlar şu an emin olun 30 bin liradan alıcı var ve satan yok. Dükkanlarını kiraya verdiler, hepsi çalışılacak. Yani 2'ye 3'e katlamış durumda. Biraz önce Faruk Bey İstanbul'un prim noktasında %33 ile Başakşehir'in birinci olduğunu söylemişti. Başakşehir'de de birinci prim yapan proje Olimpa Park projesi. Yani %300 gibi bir rekor değer artışı sağladı. Vadiyaka Başakşehir Cadde dükkanlarının yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Toplantımızın sonunda gelecek soruları karşılamaktan da büyük memnuniyet duyacağım. Katılımınız ve ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Fuzul Yapı Pazarlama Müdürü Sayın Ümit Bozkurt Bey'e Vadiyaka Cadde dükkanlarıyla alakalı bölgedeki geçmiş projelerimizdeki rakamlarla alakalı verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii önemli notlar aldık yine kendisinin konuşmasında. Öncelikle Vadiyaka projesini hatırlarsanız 4 ay önce konutların lansmanını gerçekleştirmiştik. 4 ay gibi kısa bir sürede %52'sinin satışı gerçekleşti ki hakikaten firmamız adına büyük bir başarı. Vadiyaka Cadde dükkanlarını biliyorsunuz bu programı organize etmemizdeki asıl gayemiz ihale usulüyle satışını gerçekleştireceğiz. 24 Ocak Cuma günü 199 bin TL'den başlayan rakamlarımız olacak. Bir önceki projemiz Olimpa Park Cadde dükkanları, Ümit Bey'in ifade ettiği Başakşehir'deki en yüksek değer artışını sağlayan bir önceki projemizde. Bunu bahsetmesini zannediyorum sebebi Vadiyaka Cadde dükkanlarıyla lokasyon olarak aynı konumda yer alması ve bu projeye de refere olması anlamında önemli buluyoruz. Şimdi Vadiyaka Cadde dükkanlarının ihalesini gerçekleştirecek olan Eskici firmasının yönetim kurulu başkanı, değerli hepinizin yakından tanıdığı Dikran Bey'e söz vermek istiyorum. Dikran Bey buyurun lütfen. Efendim ben misafir sanatçı olarak bulunuyorum burada. Sayın Mahmut Bey sağ olsun, Ümit Bey çağırdınız. Basın var dediler, geldim. 10-15 sene önce TMSF'yi satarken aranızda eskiden tanıdıklarım var. Hep böyle basında iç içe yaşıyorduk. Özlemişim sizi. İyi ki gelmişsiniz. Resmimi çekerken lütfen saçlarım dağınık çıkmasın, onu rica edeceğim. Efendim, Eskici 2470 tane müzayede yapmış. Bazı şarkıcılardan fazla sahneye çıkmışız. Geçen Tarkan'ı gördüm, dedim ki ya sen amatör kalırsın. Ben senden fazla çıktım dedim sahneye. Şimdi ben Fuzul İnşaat'ı kutluyorum. Çünkü Eyüp Bey'in tüm dediklerine katılmıyorum. 2016 zor bir yıl olacak bence. 27.800 kadar gayrimenkul satmışız. Şimdi bakın, aynı yemeği 27.000 kere yersen artık, yani püf, ne diyeyim sana,
Hem midem bulanır hem de yani öğrenirsin o yemeği. Biz artık gayrimenkulü böyle burnumuzla filan tanımaya başladım ben şahsen. 2016 zor. Bize herkes geliyor. Abi şurayı satsana. Oğlum diyorum ben peygamber miyim? Nasıl satayım? Nasıl satayım? Bir de hep eskiciye uçuk kaçık fiyatlarla gelirler. Bizim ismimiz çıktı ya. Bir de sağ olsun para mecmuası beni yılın satıcısı yaptı. Bilmem hangi sene hatırlamıyorum. Biz olduk hokkabaz. Yani getiriyor. Abi sat. Kaç para? 10 milyon dolar. Ya oğlum deli misin? İki etmez diyoruz. Olur mu abi sen satarsın. Şimdi bize inanın artık biz müteahhitlerle hakikaten akraba olduk. Bir kere iki tip müteahhit var. Bir tanesi yaptığı işi biliyor. Elinde hesap makinesi var. Bir de ikinci bir tip var. Bisiklete biniyor, pedal çeviriyor. Rahmetli Ayhan Şahin'in lafıydı bu bana. Hep öyle derdi. Aman dikracı bisiklete binme derdi. Şimdi Fuzul İnşaat ciddi bir kurum. Bir kere rahat olun. O konuda o çok önemli. Biz 12 sene Başbakanlığa ve TOKİ'ye çalıştığımız için işin o tarafını da çok iyi gördük, öğrendik. Uçanlar var, ben onlara kelebek diyorum böyle. Bu realist bir proje olduğu için işbirliğine ben evet dedim. İki, bugün istediğiniz kadar konuşun. Ben şahsen taksitçiyim arkadaş. Bana taksitle İstanbul'u satabilirsin. Peşin para var ya, sigarayı bile diyorum ki şoföre oğlum şunu taksitli satan yer bulsana. Hiç. Bayılıyorum taksite. Ben Anglo-Sakson eğitimi aldım. İngiltere ve Amerika bu Anglo-Saksonlar enteresan adamlardır. Cümleleri I am sorry ile başladığı zaman özür dileriz demek değil I am sorry. Vurmaya geliyorum hazır ol demek. Bu ekolde baktım yahu herkes zengin. Hiç unutmuyorum bir evim var Londra'da kapıcı David var. Ulan David devamlı geziyor. Ya kapıcı bu herif, hakiki kapıcı ama çöpleri falan topluyor. Bir bakıyorsun David'in elinde 40 tane kart borçlu. Adam doğarken de borçlu doğuyor, ölürken de borçlu ölüyor. Sistem bunun üzerine yapılmış. Israrla Mahmut Bey dedim ki arkadaş ben bir şekilde bu işe girelim. Bir de bizim genel müdürüm Hüseyin Bey. Asla dedi peşin yokum. Yok. Taksitli satacağız. Yapın hesabınızı kitabınızı. Eğer taksitli satış sizin bütçenize uygun değilse bizi affedin abi. Buyurun kendiniz satın. Şimdi müzayedeciliği herkes bunu bir gün Sayın Reis Cumhurumuz'la da bir yerde bir konuşma oldu. Birisi dedi ki ya tokmağı eline alıyorsun tak diye vuruyorsun iş bitiyor. Hiç ilgisi yok. Müzayedeciliğin %70'i hazırlıktır. Hazırlık. Yemek pişirmenin de %70'i hazırlıktır. Biliyorsunuz değil mi bayanlar? Ha? Havucu keseceksin, onu keseceksin, bunu keseceksin. Attın mı tencereyi, işin bitti zaten. Git televizyon seyredin. Ha? Müzayedeciliğin de %70'i hazırlıktır. %20'si inanın bana kürsüdeki heyecan ve elektriktir. O elektriği karşına vereceksin. Manipülasyon yapmayacaksın. Boşa bayrak sallamayacaksın. O dürüst değil. %10'u da paranın tahsilatıdır. Bütün bunları yapmak için de bir ekip lazım. Biz güzel anlaştık. Güzel çalıştık. Aramızda bir uyum olmasa zaten bence başaramazdık. Biz başarırız. Bu 50 tanesi satarız. Güzel fiyatlarla geldi Fuzul. Açık söyleyeyim. Güzel fiyat olmazsa zaten müzayede olmaz. Müzayede demek yukarı çıkmak demek, aşağı inmek demek değil. Bize neler getiriyorlar ya, inanamazsınız. Bize birisi isim vermeyeceğim, biraz gülelim bari. Şöyle bir katalog getirdi. Git dedim kataloğu kendin yap. Abi dedi benim gayrimenkullerimi satsana. Dedim oğlum seninkiler satılmaz. Yok satılır, peki. Şöyle bir katalog yaptı. Bizde internet var. Amerika üzerinden yayın yapıyoruz. 2 milyon dolar yatırım yaptım o işe. Evinde oturuyorsun, pat 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 vurup pay verebiliyorsun. Amerika üstünden yayın oluyor. Müthiş bir şey o. Salona bir bakıyorum, bir kişi yok. Bir kişi.
Bir de müzayedeciliğin kuralı vardır. Salon boş bile olsa çıkacaksın kürsüye, aslanlar gibi teker teker sayacaksın. Saydın. İnternete bakıyorum, orada da kimse yok. Malı getiren beyefendi dedim ki gel. Bir şey öğrendin mi? Yo dedi, fiyasko bu dedi. Dedim sana fiyasko olacağımızı söyledim. Niye dedim ısrar ettin? Bak dedim buradan Diyanar'a gidiyorsun. Orada dedim Dale Carnegie diye bir adamın kitabı var dedim. Gidip onu okuyorsun. Cevabının hayır olacağı hiçbir şeyi sorma der. Bir de dayak yiyeceğin ringe çıkma der. Yani müzayedecilik, bakın 2400-2500 kere yaptığımız bir iş olduğu için anlatıyorum. Aranızda bazı basın mensupları bilir. Biz müthiş heyecanlar yaşadık TMSF zamanlarında, öyle değil mi? Korkunç fırtınalar vardı yani. Geçen sene gittim Ankara'ya, dedim ki artık yeter. Ben yeterince yoruldum, beni affedin. Yani hayır, yıpranıyorsun. Yani 276 bin müşterisi var beyler. Eskicinin bu şaka gibi ya. Herkes bana selam veriyor, selam gönderiyor. Ben tanımıyorum ki, nasıl tanıyayım? Ya abi beni tanımıyor musun? Orada arkada sağda oturuyordum lan, nereden tanıyayım? Sağ tarafta oturuyor musun? Bayrak kaldırmış da bilmem ne olmuş da. Neyse şimdi bu bu iş güzel olacak diye inanıyoruz. O inançtan girdik. Eskici zor bir marka oldu. Biraz önce benim kulağıma değildi. Ya abi dedi, eskiciyi nasıl diyeceğiz dedi. Bir gün TRT çağırdı, canlı radyo yayını. Bunu da anlatayım da boş ver, fıkra gibi. Neden Türkçeyi rezil ettiniz, eskiciyi eskici koydunuz? Dedim ki bak. Şimdi spikerle konuşuyorum. Bak dedim bak, ben 67 yaşındayım. 13 yaşından beri show business'ın içindeyim. Sakın bana böyle sorular sorma. Niye abi dedim, mat ederim seni dedim. Niye dedi? Dedim eskiciyi C ile yazsam R harfini alır mıydı? Register edebilir miydik? Edemezdik. Olur mu hocam? Yani tescil olmaz. Eskiciyi dedim ben Emil El yaptık. Eskiciyi C ile yazarsan şunu bir okusana dedim. Canlı yayındayız ha. TRT1'de. Hadi oku dedim. Rütük seni dinliyor dedi. Eskiciyi C ile yazarsan acayip bir şey çıkar abi. Bayanlar var, söyleyemiyorum şu anda. Tamam mı? Şak dedi, telefona kim bağlansa beğenirsin. Türk Tarih Kurumu Başkanı vardı. Kim o? Şimdi milletvekili oldu. Efendim işte eskici C ile yazdınız. Şimdi köfteci çıktı. Dedim ne güzel ya, işte köfteci de C ile yazsın filan. Şimdi bana diyor ki eskiciyi nasıl diyeceğiz? Abi nasıl dersen de. Nasıl dersen de eskici bize mal oldu. Efendim tekrar çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Bize destek verin. Rica edeceğiz. Güzel bir reklam bütçesi varmış. Mahmut Bey öyle söyledi değil mi Mahmut Bey? Sen biraz daha bonkör ol. Bonkör. Bana biraz önce diyor ki bak satamazsan yandık abi. Bu yeter dedim ya. Bu yeter. Bak hayatında kaç tane kamera var. Şimdi sen ben soyunsak bu kameralar gelmez ki. Ha? Bu yeter. Bu bir milyonu biraz daha arttır. Ha? I love you diyor bu da buradan. Evet, desteğinizi esirgemeyin bizden lütfen. Biz bu işi yaparız. Taksitli çıkıyoruz. Taksit yormaz. Canım taksitliyi açayım. Bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söylemeyeyim. 3 tane taksit seçeneği veriyoruz. Önce %25 peşin. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bazen bakıyorum kampanyalara, gel 2 sene sonra ödemeye başla. Açıyorum telefonu. Ya sen deli misin diyorum. Sen çıldırdın mı? Adam 2 sene içinde oturuyor. 2 sene sonra ben küstüm oynamıyorum diyor. Sen de içeri boya badana yapıyorsun. Ben bunu yaşadım Adana'da. Kendi inşaatlarımda. Bazı müteahhit arkadaşlar da diyorlar ki çok haklı olarak %20-%30 arası bir şeyin peşin ödenmesi lazım ki bu ciddi bir ticaret olsun. Gerisi hayal. Ne dedim size? Bazı kişiler bisiklete binip pedal çeviriyor. Fuzul öyle değil. Ben hayatım boyunca öyle olmadım.
Dün duydum yine bir kampanya başlamış. Gel 2 sene sonra ödemeye başla. Ya dalga mı geçiyorsunuz dedim ya. Yani yok böyle bir şey. Bayanlar Hermes'i bilir. Hermes çanta rüyası görürler onlar akşam yatarken. Hayatında taksitte Hermes duydun mu? Ha? Maalesef değil mi? Ya ben biliyorum bir yer, sana söyleyeyim sonra. Taksitli değil ama ucuz. Neyse. Şimdi efendim %25 peşim var 24 ay taksit. %40 peşim var 36 ay taksit. %55 peşim var. 6 ayda bir ara ödemeli. Bunlarda da TOKİ'ye uyguladığımız tefetüfeyi uyguladık. Yani banka faizi gibi %15, %20 koymayacağız. Tefetüfenin ortalamasını koyuyoruz değil mi? Üfe tefe bölü 2. Üfe tüfe değil ya, üfe tüfe. Evet, peşi ödeyene de ne kadar iskonto? %10. Biraz da artırsan onu ya. Artır, 2 puan artırırsın benim artık. Bunların altı. He Mahmut'cum bir 2 puan sallasana ona. %12 yap. Bakalım tamam. Yani %10 hoş gelmiyor. %11-12 yapsan daha hoş gelecek. Durum bu. Yani bakın İstanbul'la Anadolu arasında da bir fark var arkadaşlar. Ben Adana'da bir inşaat yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde inşaat yapıp 15 trilyon zarar eden tek adamım. Bunu da iftiharla söylüyorum. Çünkü ben gayrimenkulcuyum, inşaatçı asla değilim. Onu da öyle öğrendik. Okulun bedelini ödedim. Anadolu'da insanlar oturmak için ev alıyor. İstanbul'da yatırımcı kitlesi çok fazla. Bu dükkanların da çoğunun yatırımcıya gideceğine inanıyorum. Bize herkes telefon açıyor. Abi güzel kiralı şey var mı? Gayrimenkul var mı? Var. Abi 6 senede parasını çıkartan var mı? Diyorum var var. 3 senede de var. Ya sabuk sabuk şeyler yani. 6 senede parasını nasıl çıkartıyorsun gayrimenkulle? Ben bir otel yaptım. Eskici Suiz Şişli'de 26 senede çıkartıyormuşum parasını. Ben zaten burada olmam 26 sene sonra. Ama bu dükkanlar bana öyle geliyor ki kira ile mukayesesini yaptınız mı? Bir 10-12 senede çıkartır mı parasını? En fazla evet. Bir de tabii şey artışı var. Sadece yıllık değer artışını da koyun. Bunlar prim yapar. Bunlar prim yapar. Metrekare fiyatımız kaça geldi aşağı yukarı? En düşük 99 bin liradan çıktığımız 2550 TL. Ne 2550 TL metrekaresi dükkanı yok arkadaşlar. En şerefiyeli yerde de 8 bin liradan çıktı. O da para değil. Yani. İnanın para değil bunlar. Bakın çok samimi söylüyorum hiç. Efendim? Onu da size sorayım. Hemen yanında örnek olarak verirsek Ariva'da yani 40 metrekare dükkanlar şu an 5-6 bin bandında kiracı. Güzel. Güzel. Yani 110-120 lira metrekare. Ama fiyat. Yani şöyle söyleyeyim şimdi bu Başakşehir cadde dükkanlarıyla birlikte o nokta insanların bir çekim alanı olacak bakın. Sinerji olacak. Birbirine bir değer katacak. Şu an Ariva'da 16 adet dükkan var. Bunlar da geldikten sonra yani bu sinerjiyle bu değerin daha da artacağını düşünüyoruz ve bu gerçekten de böyle gelişecek. Ortalama bakarsak 4000 lira civarında yani konut fiyatlarıyla kafa kafaya gelir. 4100-1200 lira. Başakşehir cadde. Burası Başakşehir. Tabii. Badiyaka, Başakşehir cadde dükkanları. Ha Kayaşehir'le karıştırmayalım. Bakın lokasyon gerçek Başakşehir yani. Şimdi aramızda bazı arkadaşlar görüyorum. Onlar emlak piyasasını biliyorlar. Basın mensupları. Madem ki sizi yakaladım. Sayın Erdoğan Bayraktar'la sık sık konuştuğum zaman hep şunu söylerdim. Ya derdim imar veriyorsunuz. Konut artı ticaret. Neden? Neden kardeşim? Çünkü devamlı bize geliyorlar. Abi şu dükkanları satsana. Hayır. Kaç konut var? 130 konut. Kaç tane dükkan var? 46 tane. Ya sen dalga mı geçiyorsun? 130 konuta bir tane bakkal lazım ya. Ha? 130 konutluk bir sitede kuaför bile iş yapmaz. Doğru mu? Buranın avantajı cadde dükkanı olması.
Şu anda isim vermek istemiyorum. Çok sevdiğim bir dostum çağırdı. Çok büyük bir inşaat şirketi. Devasa bir dikrancında yapacağız. Hepsini dedim. Home office yap. Yeni Bosna'da yeni bir inşaat. İsim vermeyeceğim. Çok güzel bir proje. Aynen dediğim gibi ticaret artı konut. E iyi de yani Yeni Bosna'yı düşünsene ya. Bizim eskicinin olduğu yeri. 5 tane AVM oldu. E böyle bir ticaret hacmi yok beyler. Ben her zaman söylüyorum. Sizin evinizde kaç Lacoste'unuz var? Benim evde 4 tane Lacoste'um var. Eve gidince takıyorum Lacoste'u. Mecidiyeköy ile İstinye arasında 14 tane Lacoste mağazası var. Böyle bir ticaret yok ki. 20 sene önce Dubai'ye gittim. 35 tane AVM vardı. 25 sene önce. Şeyh Matun davet etti. Bir tek City Center iş yapardı. Son Dubai'ye gittiğimde Dubai Mall var. Gittiniz mi bilmiyorum. Gerisi hepsi Mafisto. Niye? Ya böyle bir ticaret yok. İnşallah birer tane Hermes'iniz olur. 30 tane olmayacak ama. E şimdi 8 tane Hermes mağazası açamazsın ki caddede. Kaç tane Chanel olacak? Kaç tane? Şimdi bizde bu imardan geliyor kardeşim. İmar, ticaret artı konut. Ne demek abi bu ticaret artı konut? Ben de diyorum ki alın bir bölgeyi, alın bir bölgeyi, konut verin, göbeğinde bir tane de ticaret verin. Hı? Çünkü müteahhite hoş geliyor, doğru. Ticaret biraz daha pahalıdır. Satarsan pahalıdır abi, satamazsan nasıl pahalı? Şimdi sen bunları satacaksın, rahat ol. Ama ben öyle müteahhitler tanıyorum ki, hakiki manada 130 tane konuta 46 tane ticari ünite var. Abi karşıda hastane var diyor. İyi dedim 46 tane eczane açarsın o zaman. Anlatabiliyor muyum? Bu konut emlak konusunda ihtisas yapmış basın mensupları arkadaşlara bir tüyo veriyorum. Bu enteresan bir konudur. Bunu gıdıklamanızda fayda var. Yine ticaret olacak. Tabii ki olacak. Ama konut sayısına proporsiyonel olsun. Bugün konut fazlası İstanbul'da var. Ticari ünite fazlasını görmen lazım. Ondan daha fazla var. Bu dükkanların şansı ciddi manada cadde dükkanları olması. Cadde dükkanı siteye hitap etmez. Cadde dükkanı bütün herkese hitap eder. Teşekkür ediyoruz. Nasıl? Can Bey harika. Bir ücret alacak mıyım ben bu konuda? Dükkanları yoksa beleş mi geldik? Satarız. Sayın Basın Bey Tuğba, bizi destekleyin lütfen. Olur mu? Başarı hepimizin olsun. Bakın Mahmut Bey de söz verdi, bütçeyi biraz yükseltecek. Akıllı evet. Adam bana mikrofon vermezsin. Dikran Bey teşekkür ediyoruz. Hoş sohbeti, keyifli söyle hikayeleri, anılarından dolayı. Şimdi isterseniz soru cevap kısmına geçelim. Şüphesiz sorularınız vardır, notlarınız vardır. Söz alırken kurum isminizi, önce kurum adını ardından isminizi belirtirseniz memnun olurum. Hanımefendi söz istemişti, buyurun. Tamam, Kobe Porno Dergisi kadar Karaçay. Evi geçen hafta bir üç ailesine toplamıştık. Mikrofonu uzatalım. 2016'ya ilişkin yine iyimser bir ifade kullandınız ama biz bilmiyorum, ben biraz daha Dikran Bey'e katılıyorum. 2016'nın çok iyimser olmayacağı kanaatindeyim ama bilmiyorum şartlar ne olur. Ekonomi ilişkin yani bir projeye çıktığınız zaman ve bundan sonraki bütün bir yılı kapsayacak yatırımlarınızda bu 2016'nın iyimserliğini nereye bağladığınızı merak ediyorum. Çünkü kötümser olacak birçok noktalar da vardı. İkincisi de bu dükkanlardan ne kadar gelir beklediğinizi merak ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi her şey umutla başlar. Eğer umudunuzu yitirirseniz her şeyi kaybedersiniz. Yaşamanın da yarına dair her şeyimizin garantisi yoktur. Yarına umutla kalkacağımızı bekleriz. O gece öğle yatarız. Sabahta umutla kalktığımızda şükrederiz. Şimdi malumuz Türkiye'nin durumu ortada. Dünyanın durumu ortada. Türkiye yükselen bir değer olduğunu biz çok defa telaffuz ettik ama bunu da söylerken ezber konuşmadık Kader Hanım. Yaşayarak ve görerek ve gezerek gördük.
Bugün siyasi parti kim olursa olsun Türkiye'nin gerçekten bölgesel bir güç olduğu ortada. Bugün özellikle bizim 1 Kasım seçimlerinden sonra yabancı yatırımcıların ertelenen alımları gerçekleşmesi bizi bu konuda cesaretlendirdi. Ve özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra girdiğimiz ihalede 1 milyar 42 milyonluk bir ihale aldık biz. Bu ihaleyi de bir konsorsiyumla yabancı bir yatırımcıyla beraber aldık. Ve de bölgeye inanıyorum dedi, bölgeye güveniyorum dedi. Ve ben bu bölgede de bize de daha önce konut aldığı için o bölgenin prim yapabileceğini, yatırımların karşılığını alabileceğini ve bu riski üstleniyorum dedi. Şimdi dışarıda yabancı birisi bunu görüyorsa içinde oturan birisi nasıl görmez? Ben içeride oturuyorum. Ben bunu görüyorum. Her türlü bugüne kadar başarıyı ortaya koyduk. Bundan ya başarabileceğimizi inancını verdiğimiz için adam bizimle ortaklığı tercih etti. Bugün biz profesyoneliz. İkram Bey de profesyonel. Bakın konuşuyoruz burada. Beraberiz. İki tane profesyonel bir araya geliyor. Bu çalışmayı üstleniyor. Az önce ifade etti. Ben her projeye bakmıyorum. Her görev bana sat diyor. Ama her şey satılıyor mu? Satılmıyor. Satmayı bilen. Beni aradılar. Efendim orada işler nasıl? Yurt dışındaydım. İşler nasıl? Durgunluk var mı? Ben oturursam durgundur. Ben de oturmuyorum ki. Ben ayaktayım. Oturanları da görmüyorum dedim. Eğer ben koşarsam benden sonraki de oturur. Ben oturursam benden sonraki yatıyor. Dolayısıyla aktör olan bensem sektörde benim koşmam lazım. Benim sürekli hareket halinde olmam lazım. Benim bu çalışmalarım hakikaten sadece fuzul grup olarak fuzule bir katma değer değil. Ülkeye de bir katma değer sağlıyor. Bugün Bakan Bey'e söyledim. O kadar satış yapıyoruz yabancılara. Bizi ihracat kalemine saymıyorsunuz. Doğru mu? İkram Bey. Adam 2 tane malzeme satıyor dışarıya. Fatura ediyor. İhracat kalemi sayıyor. Ben hem gayrimenkulüm Türkiye'de burada milyon dolarlara satıyorum. Hem de ihracatçı saymıyorum. Döviz kazandırıyorum ülkeye. Doğru mu İkram Bey? Cevap yok. Çalışma üzerindeyiz. Katma değerimiz yüksek bizim. Onun için biz sürekli hem ülkemizin hem firmalarımızın hareket halinde olmasını ve güven içerisinde yollara devam etmesini istiyoruz biz. Hiçbir şekilde karamsarlığa izin vermiyoruz. Yatırımın yabancı ilgisinden mi mutlusunuz? Evet, kesinlikle. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ümit sönmeyen bir alevdir tabii ki. Ümitsiz yaşanmaz ama ben kötü bir yıl olacak demiyorum 2016'ya. Zor bir yıl olacak. Unutmayın. Yine isim vermiyorum. Biz 2,5 saat içerisinde 1500 konutun satıldığını gördük. Artık bunlar olmaz. Ya ben bir bayan hatırlıyorum ya. Oğlum 2 tane 4+1 yazsana buraya dedi. Ne diyor dedim ya bu. 2 tane dedi 4+1 yaz dedi. Çantayı açtı, para çıkardı. Bir dakika hanımefendi otur dedim ya. Ne diyorsun sen? Dedim baktın mı, seçtin mi, plana baktın mı? Bu şaka gibi. Sana kulağına söyleyeceğim hangi projeyse. Ya ne fark eder? 2 tane 4+1 yaz bana dedi ya. Şimdi bakın. 2016'da bence bunlar olmayacak. 2016 zor bir yıl olacak. Farkında mısınız? Son sitelerde satış ofisleri artık şey boyutlara geldi. Dün Bahçeşehir'de gezindim biraz. Artık süpersonik satış ofisleri yapıyoruz. Ha? Eskiden makine koyardık. Bir dakika abi numara al da kuyruğa gir derdik. Şimdi hayır. Zor bir yıl olacak. Kötü bir yıl olacak demedim. Zor bir yıl olacak. Her tekstilci müteahhitliğe soyundu. Benim gibi. Ulan ben kim, inşaatçılık kim? 15 milyon gitti. 350 daire yaptım. Ya 350 dairede nasıl kaybettim ben 15 milyonu ya? Şunu bana bir anlat neyse. Yani benim gibi salata adamlar gidip inşaatçılık yapmayacak kardeşim. İnan bana yapmayacak. Bunlar yapacak. Bunlar inşaatçı. Ha? Müzik sektörüne de girdiniz. Ben o başka. Onu anlatırım sana. Kurcalama. Teşekkür ediyoruz. Ama zor olacak. Zor olacak. Ciddi müteahhitler de çatır çatır satacak. Ben de inanıyorum. Nasıl? Gelir beklentisine ilişkin. Burada şu anda
100 trilyonluk bir şeyimiz vardı. Dikran Bey bunu 40 trilyona indirdi. Eğer katılım olmazsa yandık. Sahibicilik yukarı çıkma sanatıdır arkadaşlar. Geldi 100 trilyon diyor, dedim başka tarafa git. E niye dedi? Dedim ki hayır. 40. 40'tan 100'e çıkmak kolay. 100'den 40'a nasıl ineceğiz? He? Sizler hepiniz kaç tane müzayedemize geldiniz? Neler gördük ya, sen biliyor musun? Neler gördük? Bir Diyarbakır, Mahmutcuğum bir Diyarbakır olayı anlatacağım sana. 4 tane ekspertiz. 26 bin lira dükkanın tanesi skotur. 45 dükkan satıyoruz. 26 bin lira. O gün de Hüsnü Özyeğin'in oğlu evleniyor. Düğüne gittim, kapıdan geri çevirdiler. 6,5 saat sürdü müzayede. Her bir dükkan kaça satıldı biliyor musun? 480 bin lira. Düşün. Ha, işte bu müzayede bu. Son söz söyleyeyim gidiyorum Faruk, rahat ol. Her insanın vücudunda beyler bir satın alma düğmesi vardır. Düğme düğme, on off, gaz ocağı gibi. Ha? Müzayede bunu yapar. Her insanın satın alma düğmesini açar. Ha? Açar. Budur müzayede. O heyecanı verir, aşağıdan yukarı çıkar. O yüzden Mahmut Bey limon gibi sıktım. Allah'ım var. İkisi de ileri görüştü. 140'a indir dedi. Evet. Ben onu çok yukarı çıkaracağım dedi. 100'ü geçer dedi. O kısmını söylemedim. Bizim temennimiz tabii çok daha yukarılara çıkması. Çünkü refere eden projelerimizi aslında Badiyaka Cadde dükkanlarının ihaleye çıkmamızın aslında güzel bir hikayesi var. Bir önceki projemizi satışa çıktığımızda çok kısa bir süre içerisinde bütün cadde dükkanlarımız satıldı. Ve sonradan fark ettik ki işte Ümit Bey'in o rakamlarını verdiği 10 bin liradan 30 bin liraya şu an 30 ayda satılan dükkanlardan bahsedince dedik ki demek ki biz hata yapmışız. Ucuza vermişiz demeyelim ama yatırımcımıza belki daha çok imkanlarla kazandırma imkanımız olabilirdi. Çünkü en doğru firma şüphesiz en çok kazanan değil, en çok kazandıran iş ortaklarına firmadır. Bu anlamda Fuzul hakikaten portföyüne ciddi değerler katmıştır. Efendim soru cevap kısmına devam edelim. Söz soru buyurun. Ailaözer.com proje ne zaman bitecek tam anlamıyla? Buradaki dükkanların teslimleri ne zaman olacak? Onu merak ediyorum. Evet Bey, ben cevap vereyim. Projemiz total olarak 20 Haziran 2017 tarihinde teslim edilecek ama bu ticari birimlerle ilgili daha önce teslimat yapmayı planlıyoruz. Şu an için tam bir tarihi veremiyoruz ama yani konutlardan daha önce bildireceğiz. Bu yaklaşık 5-6 ay önce bitecek gibi görünüyor. Tabii biz Eylül 2017 diyoruz. Yani bakın bize bağlı olmayan sebepler var ticari ünitelerin teslimiyle ilgili. Yani altyapı kullandırma, doğalgaz, elektrik, su bunlar hallolduğu an dükkanlar projeden bağımsız çünkü. Daha önce çalışabilecek. Şimdi dükkanların satışı bakın dıştan baktığınızda tamamen bitmiştir. İçi alan tarafından dekore edilir. Çünkü ne iş yapılacağı bilinmediğinden alan içini şey yapar. Yani tesisatlar döşenir, şapbetonlar asılır. Ama dıştan baktığınızda cam çerçevesi kapısı yapılmıştır. Teslim budur. Badiyaka'da ortalama metrekare fiyatınız ne oldu? %52'sini sattınız mı? Konutlar ama bunlar. Konutlar evet. Onlar. Ha, şu an 4500-5000 bandında Vadiyaka konutlarının satışı. Evet. Başka sorusu olan? Merhaba, Mehmet Çamtaklı. Yeni vakit. 3 soru soracağım. Biraz sesim de bozuk, kusura bakmayın. Şimdi Ümit Bey'e soracağım. Şu andaki fiyat üzerinden baktığımızda teslimde 8000 TL'den çıktığınızı düşünün. En yüksek rakam. Teslimde gelebilecek değer ne olacak? Dikran Bey'e şunu sormak istiyorum. Hiç Başakşehir ifadesini kullanmadınız. Bu kadar iddialı konuşmanızın ardında Başakşehir'in marka değeri var mı? Başakşehir için ne düşünüyorsunuz? Ayrıca Eyüp Bey'e de 4 milyar TL'lik bir yatırım planından söz ettim. Önümüzdeki 5 yılı da kapsayarak geçmişten bugüne yapmış olduğu tüm yatırımları. Bu çerçevede şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki günlerde TOKİ'nin bir ihalesi gündeme gelecek.
O ihaleye de katılacak mısınız? Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. 21 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde iki tane ihalesi olacak. Kayaşehir'de olmak üzere. Bu ihalelere katılacağız. Bir de emlak konutum var Ali Beyköy'de. Eyüp Ali Beyköy'de. O ihalede katılacağız. İnşallah hasılat paylaşımı. Hasılat paylaşımı. İnşallah bunları da portföyümüze katacağız. Başakşehir'de artık merkez üssü oldu bizim. Ve yatırım aracı olarak da yükselen bir değer. Evet. Biz 6 sene önce, yine isim vermeyeceğim, merak edersen dışarıda kulağına söyleyeceğim. Bir müteahhit arkadaşımıza, severim kendisinden, 3 parsel sattık TOKİ'ye. Sıkıntıya düşüp, bir ay sonra telefon açıp bana, dedi ki ya Dikrenci bunları nasıl iade ederiz? Niye dedim? Bak 6 sene falan oluyor. Erdoğan Bey zamanı. Niye dedim? Dedi ki satışlar yavaş. Ben şoktayım. İstanbul'da Başakşehir, Kayabaşı'nı bırak, Kayabaşı'nın doğumunda bulunmuş adamım ben, doğumunda. Başakşehir'in gösterdiği performansı İstanbul'da hiçbir semt göstermedi. Şişli. Şişli, Şişli. Yılların Şişlisi. Yerlerde farkında mısınız? Yerlerde İstanbul'da roket gibi fışkıran inan bana Başakşehir'dir. Zeytinburnu civarını ben masal olarak görüyorum bence. Çünkü ben inanamıyorum kulaklarıma. Metrekare kaç para diyorum. Farkında mısın Zeytinburnu kaç para diyorlar? Ha, 10 bin dolar diyen var ya. Dedim ki oğlum sen Miami ile karıştırdın galiba burayı dedim. Dükkan satıyorsun. Yani 30 bin dolar dükkan satıyorlar. Ama Başakşehir inanın bana. Ya bu proje, yanlış anlamayın, bu proje Şişli'de olsa benim yanına gitmem. Başakşehir fışkırmış. Başakşehir inanılmaz bir performans gösteriyor. Bir de bu kar topu gibidir, biliyorsunuz değil mi? Bir ara hatırlar mısınız Bakırköy'ün 900 bin kişiye nasıl çıktığını? Ben Bakırköy'lüyüm. Bakırköy köydü ya. Ben incir ağaçlarının altında büyüdüm. Ondan sonra bir top dönmeye başladı. Bakırköy'de ne deniz kaldı, ne yol kaldı, ne vita fabrikası var. Bak Başakşehir'de öyle gidiyor farkındaysanız. Hı? Kar topu gibi gidiyor. Başakşehir, inan bana güzel bir laf etti şimdi Eyüp'ten. Başakşehir başka bir şehir. Bambaşka bir şehir. Çorlu'nun nüfusunu biliyor musunuz? 317. Başakşehir'in nüfusu kaç? 400 bin. Ya bu kadar basit yani. Ha? Bana geçen hafta dediler ki Çorlu'da eskici bazar aç. Ben dedim ki neye gidiyorsun ki Çorlu'ya? Git Başakşehir'de aç. Evet. Yani müthiş bir potansiyeli var. Ben katılıyorum Eyüp Bey'le. Geçen Mahmut Bey'le de konuştuk. Niye gizliyorsun ya beni? Yani niye gizliyorsun? Bana dedi ki şuraya bir bakar mısın dedi. Burası iş yapar mı dedi. Ciddi manada 3 kişiye baktırdım bizim ekipten. Açtım telefonu dedim ki yürü. Yürü. Sana cesaret verdi değil mi? Verdim, verdim. Evet. Ne dedi? Gazı verdim yani. Mehmet Bey, 8 bin liradan çıkan şu an dükkan ne olacak dediniz değil mi soru? Ne olacağını söylemekten ziyade şu an hemen yanındaki Kent Arriva projemizdeki dükkanların şu an metrekare satış fiyatı 20-22 bin TL. Mevcutun. Yani bittiğinde bu da ondan aşağı olması en az 20 bin, 25 bin bandında olacağını düşünüyoruz. Evet. Buyurun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Hüseyin Belibağlı, Emlak Meclisi Komiteri. Ben burada şunu merak ediyorum. Dikran Bey böyle çok fazla sahnelerde görünen bir isim değil. Tamam. Geçmişe son derece mutlu için. Yok gayet iyisiniz. Maşallahınız var. 50 tane dükkan için yani böyle sahnelere çıkmak nasıl oldu? Fudül Yapı sizi nasıl ayırdı? Abi seviyoruz ya. Bak bu ne güzel ya. Sizle birlikte olmak. Çok düzgün bir şirketle birlikte olmak güzel bir şey. Biz oturmuyoruz ki. Biz duymuyoruz. Eskici halen faal. Evet. Ama her projeye giremiyoruz hayatım.
İşte ben... herkes uçuyor, kaçıyor. Ayırt edici tarafı ne de geliyorsunuz, toplantısına iştirak ediyorsunuz, tabii, anlatıyorsunuz, ağırlığınızı koyuyorsunuz. Yani sizi ikna eden ne oldu? İkna eden çıkarken bana bir zarf verecek, onu söz verdi. ben bir de şunu merak ettim. Siz 100 milyon liralık baremi 40 milyon liraya indirdiniz. Evet. Metrekare birin fiyatı 2558.000 lira aralığında. Konutlardan daha ucuz. Yani bunun bir ortalama bir fiyatı vardır. Bölge gerçeklerini kendileri çok daha iyi bilirler. Yani atıyorum 7-8 bin liradan 10 bin liradan başlayabilirdi normal bir fiyattan. Bunlar evet. Normalin evet. Altı bir fiyat. Nasıl oldu? Limonu fazla sıktım abi. Bayağı sıkmışsın. Evet. Evet. Olsun. Bakın inanın bana. Ben 13 yaşında ilk hayatımda müzayedeye babam götürdü rahmetli. Barın iki tarafı vardır beyler. Bir içki içilen taraf, bir de içki satılan taraf. Yıllarca içki içilen tarafta durursan, bir gün bar açarsan, o karşındaki psikolojiyi çok iyi bilir, bu tarafta da başarılı olur. Yıllarca müzayedeleri gide bütün Avrupa'da, biz müzayede şirketini kurduğumuz zaman düşün ya 2400 tane müzayede diyorum ben sana. Şimdi bunun stratejisini iyi biliyorsun. Fiyat cazip olacak. Fiyat güzel olacak ki çok güzel. Aynı şeyi söylüyorsun. Güzel olacak ki şöyle güzel heyecanlı. İnşallah buyurun gelin. Basını açık yapacağız. Tabii gelin. Yani, gün bam seyredin. Böyle bir biraz daha fazla para verirse kürsüye bile çıkacağım. Vermiyorum. Versinler mi? Vermiyorum. Cimri. Evet, benim parayla işim gücüm bitmiş. Ben hayatı neşeyle yaşamak istiyorum. Mahmut Bey'i de kırmam. Güzel insan az. Diyojen vardı bilir misin? Fener'le gezerdi Atina'da. Sonra dermiş ne arıyorsun? Adam arıyorum, adam dermiş. Ha? Bir gün kitap yazacağım onu gönderir sana. Evet. Bizden desteğinizi esirgemeyin hakikaten ya. Biz basınla buralara geldik, ben her zaman söylerim. Hayatımda bir kere basın beni üzdü. Neyse. Oza çıkışta dinleyelim mi? Oza çıkışta dinleyelim. Var, korkunç. Başka sorumuz var mı sizden sonra? Peki, 3 soru ben alayım. Ben şunu soracağım. Oğulcan Tokay, emlakta sondakika.com. Fiyatlar 199 bin liradan başlıyor dediniz, en uygun fiyat. Bu rakamın satış sonrasında hani yani 199 bin liralık birimin ne kadara satılmasını öngörüyorsunuz? Böyle bir tahmininiz var mı? Hayatım ben onu bilsem falcı olurdum. Seni de buraya çağırmazdım. Yani bu kadar tecrübesiniz ya, bir öngörünüz vardır diye düşündüm. Yapma gözünü seveyim. Tabii ona belki de en önemli referans hemen yanı başı olan Kendari var dükkanlarından. Tahmini bir rakamlar tahmin edilir. Zaten Ümit Bey de o rakamları paylaştı bizimle. Sen de yani. Genç bayan olsan sana da ümit verdim ama kanma. Buyurun. Emlak Metrekare.com. Hayırlı olsun öncelikle. Ben şeyi sormak istiyorum. İhalede oldu ki satılamayan dükkanlar olur ise bu satışları dükkanların siz eskici olarak mı devam edeceksiniz yoksa full yapı olarak mı devam edecekler? O detayı bilmiyorum. Ne yapacağız onu? Kovarsınız. Bakarız ona hiç. Ya bakın beyler ya vallahi bunlar ben açtım ticaret. Biz eskici olarak şuna inanıyoruz. Bir işimizi yapalım. Para gelir ya. Şöyle düşünebilir miyiz sorunun yani cevabını? Yani şimdi müzayede de kalanları biz ne yapacağız? Satışa devam edecek miyiz? Kalacağını hiç düşünmediğimiz için mi acaba bunu hiç konuşmadık? Evet, hiç konuşmadık. Bir düşünmedim, bilmiyorum. Genel müdürüme sorayım. Ya şöyle olabilir, Fuzul bize der ki hadi bas git. Gideriz, yine severiz biz onları. Kredi alıcı var herhalde. Var mı abi? Kaç para, kaç tane alacaksın? Abdullah, kaç tane yazalım sana? Kaç? Onu orada, şimdi söylersen müzayede hesap sıkıntı. Ben bir sorum var. Kime soracağım bilmiyorum ama. Bana sorma. Size sorayım. Ben de sana. Abdullah Bulat'ı. Dikran Bey'in arkadaşıyım. Dikran Bey bu satışın, bu kampanyanın medya ajansı kim? Bilmiyorum. Tebrik ediyorum. Affedersiniz. İkinci sorum. Medya bütçesi ne kadar? Bildi 1-200'e çıkardı Mahmut Bey. Beni çok sevdiği için. Tamam. Onu biraz daha arttırsalar iyi olur. Onu sen halledersin. ben ciddi manada ben bugün zannettim ki 3-5 kişi olacak. Ama bunu organize eden
şirketle ben kartını istiyorum. Hakikaten istiyorum, bu ciddi. Esra Hanım oradan gülüyor size bakın. Esra Hanım siz misiniz? Hello. Hakikaten bu kadar güzel bayrağı da ön sıraya koymanızda... Medya organizasyonumuzu SCC gerçekleştiriyor. Medya organizasyonumuzu SCC firması Esra Hanım'dan. Abdullah Bey midir o? O para kısmında. Para dağıtan. Satın alma kısmında evet. Medya planlamaları satın alacağız. Abdullah'cığım anladım. Reklamını istiyorsan yapayım efendim. Evet. Arkadaşlar uyarıyorlar. Ha buyurun. Son soru. Esen Şahin Emlak Gazetesi.com. Eyüp Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bu 4 milyarlık hedefi anlatabilir misiniz? Çok kısa. Yani 1 milyarlık bir konsorsiyum çalışmanız olacak. O bu yıl içerisinde olacak ama onun dışında kalan rakam bu yıl için mi geçerli? Bir önümüzdeki yılları da kapsayan bir hedef mi? Ve belliyse nereler de yapılacak? 5 yıl içerisinde ne kadar ve 5 yıl içerisinde gerçekleştirilir? Söyleyeyim ben. O rakamları gerçekleştireceğiz. 4 milyar mı? 4 milyar. Peki bu yıl bir hedef mi? Bu yıl belirlediğiniz bir hedef mi? Şimdi son aldığımız bilgiye bak biliyorsunuz. 1 milyar mı? Biz ortalama her 1,5 yılda bir projeyle karşımıza çıkıyoruz. Zaten bundan 4 ay önce biliyorsunuz Fatih'e karmasmanı karşımıza. 2016'da yalnızca konsorsiyum değil, ilave proje gelebilir. Gelebilir, evet. Tersen dönüşüler var ya, şu an. Daha fazla detay verebilir miyim? Şey peki, başka sorusu olan yoksa lütfen Mahmut Bey, yönetim kurulu başkanımız, çok değerli amcam, kendisine kapanış konuşmasını vermek istiyorum. Buyurun Mahmut Bey. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli misafirlerimiz, değerli iş ortaklarımız, bu lansmanımızda da bize destek oldunuz. Bugün bu yoğun gündemin içinde bizleri tercih ettiniz. Toplantımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2016 yılın içinde yeni lansmanlarla beraber tekrar bir araya geleceğiz. Desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan davetimizi icabet ettiğiniz için. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.